Selamlar. Nasılsınız? Herkese selam. Bugün size farklı bir video çekeceğim. Brezilya'da nasıl tamirci oluyorsunuz? Sizi nasıl tamirci yapıyorlar zorla? Onunla ilgili bir video yapacağım. Burada gerçekten bıktım yani bu tamircilerden. Adamlar geliyor buraya kart bırakıyor. Bizim oto yıkamaya, garaja. Müşteri olursa bize gönderin diyor. İş diyor, ağlıyor. Ondan sonra işiniz düşüyor. Uçup gidiyorlar böyle, sanki uzay mekiği tamir ediyorlar. Öyle fahiş fiyatlar istiyorlar. Benim zaten elim yatkın bu işlere. Çocukken de çok çalıştım oto elektrikçide. O yüzden elim yatkın böyle işlere. Hafıza da iyi, söktüğüm parçayı tekrar takabiliyorum. En azından öyle olmasa bile fotoğraf çekebiliyorsunuz. Fotoğraftan tekrar takıldığınız yerde monte edebiliyorsunuz. Artık günümüzde YouTube diye bir şey var. Aracınızla ilgili herhangi bir model, marka yazdığınızda, arızayı yazdığınızda onunla ilgili yüzlerce videoya denk geliyorsunuz. Nasıl insanların onları onardıklarını falan görüyorsunuz. Dolayısıyla bu birikimin üstüne YouTube videolarının desteğiyle kendi arabamı kendim tamir edeceğim. Çünkü sadece motoru indirmek için Mercedes'in özelliği bu. Bu Mercedes Class A 160-190, bunların özelliği şu: bu araçların kaput içerisinde motorla ilgili çalışma alanı yok. Dolayısıyla kayış değiştirecek olsanız, su pompasını değiştirecek olsanız vesaire, böyle şeyler için motoru komple indirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili çok video izledim. Dolayısıyla bu arabalara ne yapmak gerekiyor? Maksimum 50 binde bir motoru indirip sensörlerine kadar, alternatörüne, marş dinamosuna, kayışına kadar her şeyini yenileyip tekrar monte etmek gerekiyor. Yoksa kayış koptu, motor indiriyorsunuz. Marş dinamosu arıza yaptı, motor indiriyorsunuz. Şarj dinamosu arıza yaptı, motor indiriyorsunuz. Yani böyle saçma sapan bir araba yapmış Mercedes. Herhalde servisten para kazanmak için böyle bir şey yaptı. Ve benim duyduğum kadarıyla bu arabayla ilgili Brezilya'da insanlar sıraya girmiş ilk geldiği zaman bu araba Brezilya'ya almak için. Şimdi de tabi burada zaten genelde insanların mantığı o şekilde. Araç aldıkları zaman bozulana kadar hiçbir şeyine dokunmuyorlar. O yüzden de bir sürü arıza çıkıyor, bir sürü para harcıyorlar. Daha pahalıya geliyor aslında masraflar ama kafa almıyor tabi. Anlatamıyorsunuz da. Ben şimdi bu arabaya kendim bakım yapıyorum yavaş yavaş. Parçalarını aldım. Burada bizim Türkiye'deki gibi sahibinden.com gibi Mercado Libre diye bir site var. Oradan parçaların hepsini getirttim. Bugün son parça geldi. Ve arabayı yavaş yavaş toplamaya başlayacağım. Şimdi ben videoyu fazla böyle zaman alsın istemedim. Vakitte kaybetmek istemedim. Motorun sökülmüş haliyle başladı. Araba bu. Maalesef gördüğünüz gibi hiçbir çalışma alanı yok üst kapak dışında. Filtresi bile değiştirmek için üst kapağı falan söküyorsunuz. Buradaki hava filtresini söküyorsunuz. Arabayı toplayınca göreceksiniz. Şu ana kadar yaptığım bakım ne? Direksiyon mahzalını tamir ettim. Burada direksiyon elektrik, hidrolik bir pompa var. Onu söktüm, tamir edeceğim. Burada kutu da şurada. Radyatörde delik varmış, daha önceden yamamışlar falan. Yeni radyatör geldi, onu takacağım. Radyatörü de söktüm. Şu hortumlarla ilgili değişmesi gerekenler vardı. Bayağı hamur gibi olanlar vardı, onları hallettim. En son yağını halledeceğim. Bujilerini, enjektörlerini, her şeyini aldım. Bu arada akü durduk yerde şarjı bittiği için yaklaşık araba bir aydır yatıyor burada. Bir tane elektrikçi çağırdım buraya. Dedim şu aküyü al, şarj et. Adam 300-350 liraya para istedi. Gerizekalı. Gittim 120 liraya bir tane şarj makinesi aldım. Aküsü de bu arada burada. Sigorta kutusu falan tabanda, yolcu tarafında. Onu aldım. Kapı kilitlerinden bazılarında sıkıntı vardı. 4 tane kapı kilidi aldım. Onu en son yapacağım. O biraz fantazi iş benim için. Gördüğünüz gibi arabayı böyle darmaduman ettim. Motor üst kapağı. Bunlar egzoz vakslerinin çıktığı yerler. Contaları, montaları, her şeyini aldım.
Bujileri değiştirdim. Enjektörleri değiştirdim. Enjektörler de burada. Şu parça üzerinde. Şu gördükleriniz enjektör. Şunlar. Contaları vesairesi burada. Bunlar kapı kilitleri komple. 4 tane. Diğer parçaları burada aracın. Bunların da hepsini yavaş yavaş halledeceğim. Radyatörümüz de burada kutuda kapalı. Bu da delik olan. Burada radyatör iki katmandan oluşuyor. Şöyle 1 ve 2. Bu ince olan air condition'ın yani klimanın. Bu da motor su soğutma radyatörü. Biz bunu değiştireceğiz. Yani bunu ikiye ayıracağız. Monte edeceğiz yenisini. Ondan sonra da yerine koyacağız. Yavaş yavaş başlayalım montaja. Evet, bu benzin hortumu. Bu ateşlemenin gelen bir kablosu. Diğeri de burada. Az önce gösterdiğim parçalardı. Bunlar soketleri. Soketlerin içinde oksitlenmeler var. Bunlar da enjektörlerin soketleri. Şunları da şöyle bu tarafa doğru alalım. Pistonların olduğu yeri zaten temizlemiştim. Üzerine bez örttüm. Yağladım tekrar. Burası komple kurum bağlamıştı. Simsiyahtı. Yani bu arabaya yıllardır yağ değişimi falan yapılmamış. Kayış da şurada arkada görünüyor herhalde. Aynen şurada. Şu kayış. Bu da su pompası. Onu da değiştireceğim. Yani onun için bile motor indirmeniz gerekiyor. Motoru nasıl indireceğim? Arabayı kaldırıp sehpalara koyacağım. Önden iki tekerleği sökeceğim. Sonra amortisör bağlantılarını çıkartacağım. Ve motoru aşağıya doğru indireceğim. Aşağı indirdikten sonra tamamen sökmeyeceğim. Aşağı indirdikten sonra burada gördüğünüz kayış, su pompası, onları değiştireceğim. Bu arada şuradan gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Arabanın motor kulakları gitmiş. Yani şunlar, evet, içinde lastik falan yok görüyorsunuz. Arka tarafta da iki tane var. Motor kulaklarını da değiştireceğim. En son direksiyon hidrolik pompasını monte edeceğim. Ve arabayı çalıştıracağım. Bu arada şöyle bir set aldım. Bunu da 170 liraya aldım. Acayip kaliteli bir şey çıktı ve bu araba için söktak gereken bir anahtar takımı, daha doğrusu Torex ve lokma takımı. Gördüğünüz gibi aracın civataları, saplamaları bu şekilde. Yani bizde yıldız başlıyorlar herhalde. Biz Torex diyoruz burada. Normalde işte cırcır kolu, alyans takımı vesaire vesaire. Bujileri değiştirmek için de şu anahtarı aldım. Şu anahtarı. Çünkü bujiler bayağı içeride. Bu olmadan olmuyor. Ayrıca o Torex alyans setinden aldım bir tane. Yani şimdi adam benden sadece işçilik 3600 reais para istiyor. Bu da ne demek? 708 dolar para demek. Yani 25 bin lira falan Türk parasıyla para istiyor. İşçilik ne? Motoru indirecek, kayış değiştirecek, su pompasını değiştirecek. O kadar. Geri kalanını zaten ben monte edeceğim. Ama tabii öyle uçarsa havasını alır. Ondan sonra da gelir buraya böyle kart vizit bırakırlar. Bakın. Çekmeceye bakın. Kart dolu. Tamircilerin kartları. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Sonra diyorlar ki iş yok. İş olmaz tabii. Yani iş olması için senin bir kere namuslu çalışman lazım. Hakkın neyse onu istemen lazım. 3600 reais neye istiyorsun? 3600 reais işçilik neye istiyorsun? Sanki adam uzay mekiği tamir edecek. Al işte 170 reais. 70 reais alyans takımı buji anahtarına verdim. 40. Parçalar falan toplam bana 700-800 reais'e geldi. Toplam. Radyatör dahil. Radyatör dahil. Yani 700-800 reais demek. Aşağı yukarı 180 dolar falan para harcadım.
180 dolara bu işi halledeceğim. Bu adam benden sadece işçilik olarak yaklaşık 1000 dolar para istiyor. Dolayısıyla havasını alıyor. İlk önce burada termostatik valve var. Termostatik valve'den başlayacağım değiştirmeye. Tabii şu sekmeyi çıkartmam gerekiyor. Onun için de böyle bir tornavida gibi bir şeyin yardımı olması gerekiyor. Şu. Evet, bu sekme. Şunu şöyle yere atalım. Şurada da bir soketi var bunun. Bunu çıkaracağız. Sonra da oradan hortumu. Evet, tekerle yapamıyorum. Videoyu durdurup devam edeceğim. Önce şu hortumun kelepçesini çıkartalım. Soketi çıkarttım. Şuradaydı. Burada radyatörün kelepçesi. Daha doğrusu termostatın. Evet, bunu çıkarttık. Kelepçemizi alalım. Şimdi bir, iki tane arkada var civata. Biri şurada. Gördüğünüz gibi bu. Bir tane hemen burada var. Bir tane de burada var önde. Üç tane. Biri bu. Tamamını söküp öyle devam edelim. Son vidayı da aldık. Termostatımız bu. Şöyle bir bakalım ışıkta. Evet, daha önce şuradan bir parça kırılmış, yapıştırmışlar. Contası zaten gitmiş. İçi de baya kötü. Yani aslında iş görse de değiştirmekte fayda var. Yeni termostatımız bu. Açalım. En azından bakım yapmışken tam yapalım. Gördüğünüz gibi gıcır gıcır. Contası da üzerinde yeni. Tertemiz. Şimdi kafamız rahat. Termostat düşünmeyeceğiz. Açacak mı açmayacak mı diye. Bakım yapmışken tam yapmakta fayda var. Evet, monte edelim. Devam edelim. Evet, termostatı yerine monte ettik. Soketi kaldı. Soketi de şöyle monte edelim ve işi bitirelim. Bunu nasıl çevireceğiz herhalde böyle. Sanırım böyle. Bilemedim. Evet, termostat bitti. Bu kelepçe hoşuma gitmemişti. Diğeri değiştirdim. Sensörü bağladık. Kablosunu bağladık. Yeni termostatı bağladık. Şimdi buradan devam edeceğiz. Poşetleri çıkaracağım. Pislik kaçmasın diye içine koymuştum. Bunları çıkarıp buradan devam edeceğiz. Evet, bu ateşleme bobini. Yeri de hemen altta. Şurada. Önce bunu monte edeceğiz. Alt tarafı şuraya. Yani soket bu tarafta olduğuna göre şöyle. Bu şekilde bunu monte edeceğiz öncelikle. Bujilerde zaten bu deliklerin içinde, evet böyle. Aynen bu şekilde. Bunlar da buraya oturuyor. Vidalayalım, devam edelim. Monte ettik bobini. İki tane saplaması var. Sıktık. Şimdi onun soketi bu. Onu da şöyle yerine takalım. Evet. Burası da tamam. Şimdi burayı toplamadan önce radyatörü monte etmek gerekiyor. Yoksa burada alan kalmıyor. Şimdi radyatörden devam edeceğiz. Radyatörümüz bu.
Eskisi de yerli. Şimdi bunu zedelemeden. Evet, tekerli olmayacak. O yüzden çıkardıktan sonra devam edeceğim. Evet, gördüğünüz şu iki tane su giriş çıkışı yapmışlar. Ne için bilmiyorum. Ama bizim radyatörde öyle bir parça yok. Bakın. Aynı nokta. Hiçbir şey yok. Sadece ana giriş var. Buradan bir tane. Burada da doğru var. Ama bunu ekstra koymuşlar. Yani dediğim gibi bunu körleyebilirim ama hiç gerek yok. Direkt iade edip yenisini isteyeceğim. Araç mekanikçiye gidiyor. Motor kulakları, su pompası ve kayış değişecek. Burada imkan olmadığı için. Sonra tekrar geri gelecek. Montaja devam. Arabamız tamire gideli bir hafta oldu. Şimdi az önce tamirci aradı. Bitirmiş, motor kulaklarını değiştirmiş. Su pompasını değiştirmiş, kayışı değiştirmiş. Çekici çağırttırdım. Çekicin üzerine koymuş, göndermiş. Birazdan burada olacak. Ve ben de yavaş yavaş motoru toplamaya başlayacağım. Bu arada dişimi de kırdım. Bakalım ne olacak. Bu hafta o kadar yoğun geçti ki ne tıraş olabildim, ne bir şey yapabildim. Üstüne yetmiyormuş gibi bir de dişim kırıldı. Dişim derken dişimin kaplaması kırıldı. İmplant var. Onun üzerinde kaplama kırıldı. Türkiye'de yaptırmıştım. Sanırım iyi yapmamışlar. Burada bir dişçiye gideceğim ama işte dediğim gibi fırsat bulabilirsem arabadan sonra bir dişçiye de gideceğim. Evet, çekici yaklaştı. Arabamız geliyor. Gel böyle. Arabamız geldi. Oo, bayağı kirlenmiş. Agora tem que juntar tudo aí. Vamos ver ele. Coloca certinho com os chinês. Evet. Cuidado aí.
Evet, içeri aldık arabayı çekicinin üstünden. Maalesef tamircilerden bahsetmiştim ya videonun başında. Adama 4 tane motor kulağı verdik. 2 tanesini değiştirmeden geri göndermiş. Önden en kolayını 2 tane değiştirmiş. Bunu ve bunu. Arkadaki 2 taneyi değiştirmemiş. Neyse. Onu da daha sonra yaparım. Artık yavaş yavaş motoru toplamaya başlayacağım. Çünkü bu vaziyette yavaş yavaş motoru toplayacağız. Göreceksiniz, buraya kadar dolacak. Evet, arabayı mekana aldık. Böyle bir aydınlatma yaptım. Parçalar burada. Motorun şu anki hali bu. Diğer parçalar burada. Bildiğiniz dağıttık yani. Yavaş yavaş toplamaya başlayalım. Su rezerv deposunu monte ettik. Hortumları monte ettik. Devam. Bujilerin olduğu yer, onu monte ettik. Kapağını taktık. Şimdi motor üst kapağı civatalarını ayırdık. Bunu monte edeceğiz. Evet. Soketi şöyle çekelim. Bu arada bu tip araçları tamir ederken aküyü kutup başından ayırmanız gerekiyor. Çünkü aracın halk dilinde beyin diye tabir edilen elektronik kontrol ünitesine zarar verebilirsiniz. Evet. Kapağı monte ettik. 13 civata 3 tur attık. 29 kere civata sıktık. Şimdi burayı monte etmeden önce radyatörü koymak gerekiyor. Yoksa alan kalmıyor. İşte bu aracın kötü tarafı bu maalesef. Çalışma alanı yok. Burada gördüğünüz motorun 1/3'ü. Hatta 1/3'ü. Motorun 1/3'ü arabanın altına doğru gidiyor. O yüzden de daha videonun başında söylediğim gibi bu araçların bakımı çok zor gerçekten. Yani şurada bir kayış değiştirdik. Şurada. Kayış değiştirmek için motor söküldü. Motor kulaklarını yeniledik. Daha öncekiler çok kötüydü. Motor indi. Yani kayış, motor indi. Böyle saçma sapan bir şey. Marş dinamosu, şarj dinamosu, her şey arabanın altında, arka tarafında ve arabanın altı tamamen izole, kapalı. Böyle bir araç yapmışlar. Şurada bir boru var, böyle küçük kısa, su pompasından çıkan. Onu bile sökmek için motor indiriyorsunuz. Yani bu arabayı toplayıp bakım yaptıktan sonra herhalde ilk yapacağım iş satmak. Basic, böyle normal, bakımını kolayca yapabileceğim bir araba almak. Tamam, araba güzel, Mercedes, marka, konforlu vesaire, ama şu bakım olayı çok kötü, gerçekten çok kötü. Radyatörümüz burada. Şimdi radyatörü monte edeceğim. Bu arada radyatörün de özelliği şu, çift katmanlı, iki radyatör üst üste. Burada gördüğünüz gibi gaz filtresi falan var. Ön taraf, şu önde gördüğünüz gaz soğutmanın radyatörü ayrı. Arka taraf su soğutmanın. Yani ikisinin giriş çıkışı aynı ama üst üste monte etmişler. O şekilde bir sistem yapmışlar arabaya. Montaja başlayalım. Radyatör montajı kolay. Alttan iki tane lastikli ayakları var. İki tane yuvası var. Oraya oturuyor. Burada da böyle kulakları var. Buraya şimdi bu aparatları takıp
radyatörü monte etmiş olacağız. Yani radyatör çıkarması ve montajı çok kolay. Size şöyle eski radyatörü göstereyim. Fan bölümü. Bu su soğutma bölümü. Bu da gaz soğutma bölümü, klimanın. Yani bunu üst üste adam monte etmiş. Böyle katmanlı bir radyatör yapmış. Radyatörü monte ettik. Gaz soğutma sisteminin devrelerini de bağladık. Şimdi şu plastik muhafazayı takacağım. Egzoz çıkışlarını da monte ettim. Şimdi bir yemek molası. O eski radyatör. Fazla bir şey kalmadı ama öyle parçalar var ki. Şöyle söyleyeyim, mesela şu puzzle gibi, biraz onlarla vakit kaybettim. Enjektörler burada, karbüratör burada, ateşleme sistemi. Önce bir çay içeyim, sonra devam. Finale geldik, her şeyi monte ettik. Şimdi kutup başını takıp arabayı bir çalıştıracağım bakalım. Bugün yoruldum, harbiden yoruldum. Kalktım, arabayla uğraştım. Gördüğünüz gibi motoru komple topladım. Benzin sisteminde hava var. Bende o tabletle programı yok. Onun için yarın buradan bir servis çağıracağım. Daha doğrusu tamirci biri var, tanıdığım. Benim müşterim aynı zamanda. Enjektörleri tanıtacağım. Marşa basacağım. Sonra yine gezmeye devam. Bir de dükkanı toplamak kaldı böyle. Yarın arabayı toplayınca görüşürüz. Arabayı tamamladık. Her şeyini hallettik. Marşa basmak kaldı. Hadi bismillah. İşte mekanikçiden daha iyi mekanikçi burada. Tek marş. Bir tane error geldi. Kod neymiş? 116. Kitabına bakarız. Neyse, kod çözeriz, resetledik. Bir bakalım motoru sağına soluna. Sadece direksiyon hidrolik pompası kaldı, onu da ayrı yapacağım. Çok şükür. Arabamız çalışır hale geldi. Artık bir tur atarım. Bu arada tıraş oldum. Dişimi hallettim. Kırılan dişimi. Arabayı da hallettim. Artık çıkıp şöyle bir tur atarım. Bir test sürüşü yaparım. Ondan sonra fantezi işlere geçerim. Kapı kilitleri değişecek 4 tane. Ufak tefek şeyler var. Onları kendim hallederim. Sonra da muhtemelen bu arabadan kurtulurum. Kimseye de tavsiye etmiyorum Mercedes'in bu modelini. Mercedes Class 160, 190, 197 bu tip arabalara asla yaklaşmayın. Çünkü dediğim gibi en küçük bir parça için motor indiriyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir şey değil. Tamam, araba güzel, şirin, ufak, ekonomik ama bu bakım konusu, parça konusu sıkıntı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Size bir sonraki videoda kendi işimle ilgili, acentemle ilgili nasıl servis yaptığımı anlatacağım. Ufak bir video çekeceğim, kısa. Gemi geldiğinde neler yapıyorum? İhtiyaca göre değişiyor tabii. Onlarla ilgili bilgiler vereceğim. Onlarla ilgili video çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz.